Ayrıca Veli Ağbaba her gittiğimiz yerde gördük diyorlar. Kimi zaman ateş başında, kimi zaman enkaz başında, kimi zaman çadır dağıtırken, kimi zaman ekmek dağıtırken, kimi zaman su dağıtırken hep Veli Ağbaba var diyorlar. Depremin ilk gününde tabii Fethiye'de şükür ölen yok. Siz çok göç aldınız ama depremin ilk gününde maalesef ekmek yoktu, su yoktu, yiyecek yoktu. Kendi imkanlarımıza devletin yapmadığını çeşitli yollarla örneğin bir gece bir fırın buldum Elazığ'da, pardon bir pastane buldum. Pastanede bir tır kurabiye bularak bütün Malatya'ya dağıttım. Ertesi gün Tunceli milletvekilimizin dükkanını açtırdım, başka dükkanlar açtırdım. Elazığ'da Tunceli ne kadar ton balığı varsa, ne kadar sarma varsa, ne kadar plaki varsa bütün Malatya'ya dağıttım. Ekmek yoktu, fırınlar kapalıydı. Gece yarısı belediyenin fırınları yani Pertek'teki, Ovacık'taki, Hozat'taki fırınları açtırarak Malatya'ya ekmek dağıttık. İkinci akşam gece, birinci gün gece ekmek nasıl bulabiliriz diye düşünürken Mansur Yavaş aradık. Mansur Yavaş ekmek lazım dedi. Ne kadardı? 100 bin gönderebilir misin? 100 bin de 150 bin gönderiyordu. Depremin ikinci gün onlarca tır Malatya'da ekmek dağıttı. Ama bu dağıtırken hiçbir zaman ayrım yapmadı. Hiçbir zaman bu bizim partimiz, bu bizim partimiz diye ayrım yapmadan bu hizmeti vermeye çalıştık. Gittiğimiz her yerde çadırlar kurduk. Devlet ilk çadır getirememiş, ilk çadırları biz getirdik, ilk konteyneri biz getirdik. İlk Malatya'da onlarca aşevi kurdum, onlarca mutfak kurduk. Bütün Malatya'ya deprem boyunca, deprem süreci boyunca o büyük afetin yaşandığı dönemde hizmet ettik. Yani beni tüm Malatya çağırdı. Vekillik konforlu bir şey, Ankara sıcak bir yer. Malatya depremden sonra Malatya'yı yönetmek bir yük almak. Ama Malatya bu çağrıyı yaptı. Malatya beni çağırdı, ben de geldim. Huzurlarınızda. Gittiğimiz her yerde görüyoruz, anketlerde görüyoruz. Allah'tan bir aksilik olmazsa 31 Mart'tan sonra Malatya'yı bir yazıhanla, bir Fethiye'li, bir belediye başkanı yönetecek. Benim 12 yıllık bir milletvekili tecrübem var. 2 yıllık Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerin sorumluluğunu üstledim. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. 7 yıl ondan sonra sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden, esnaftan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Bir tecrübem var. Para nasıl alınır, hizmet nasıl yapılır biliyorum. Sadece devletin gönderdiği para değil, nasıl kredi çekilir, nereden para getirilir, hangi Avrupa fonundan para bulunur, onları da çok iyi bildiğimi söylemek istiyorum. Güzel bir kadromuz var, iyi bir kadromuz var. Hem belediye meclis üyelerimizde mimarlarımız, mühendislerimiz, şehir plancılarımız, avukatlarımız var belediye meclislerimizde. İyi bir kadroyla yola çıktık. Herkes bilsin ki sizin yüzünüzü yere eğdirmek. Zaman zaman belki ihmal olur, bazı eksiklerimiz oluyor ama hiçbir Fethiyeli Veli Ağbaba bizim yüzümüzü yere eğdirdi, utandığını demez herhalde. Her zaman bir hemşeriniz olarak gittiğiniz her yerde sadece Malatya'da değil, Türkiye'nin her yerinde yüzünüzü eğdirmedim. İstanbul'a gidin Malatya vekili diye sorun, Hakkari'ye gidin Malatya vekili diye sorun, Samsun'a gidin Malatya vekili diye sorun, akla bir tek isim geliyor, o da Veli Ağbaba. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bilin ki bu Malatya'nın kabuklarını kıracağım. Bu Malatya'yı bir Türkiye şehri yapacağım. Türkiye şehri yapacağım da Fethiye'nin, Yazıhanlı'nın, Malatya'nın ne faydası olacak? Öyle bir kabuğu kıracağız ki bütün Türkiye buraya gelecek. Nasıl ki Eskişehir her hafta sonu yüz binlerce turist ağırlıyorsa ve kent ekonomisi kalkınıyorsa, nasıl ki bizim yönettiğimiz belediyelerde insanlar oraya hizmet için gidiyorsa, Malatya'da aynı şekilde bir marka kenti yapacağız. Bir Türkiye kenti yapacağız. Festivallerin olduğu. Tabii ki önce deprem önceliğimiz Malatya şehrinin tekrar eski çarşısıyla daha güzel yapıldığı, yerinde dönüşümlerin belediye desteğiyle yapıldığı, bütün mağduriyetlerin giderildiği bir şehir yaratacağız. Hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Bakın, sosyal yardımlar konusunda çok ciddi projelerimiz var. Emekliler konusunda çok ciddi projelerimiz var. 10 bin lira alan emekli belki Fethiye'de sorun yaşamıyor ama Malatya'ya gitmek için bir emeklinin her gün gitmesi mümkün değil. Ya da bir emeklinin gidip bir çay ocağında bir kahvede oturması mümkün değil. Bunların hepsini sağlayacak. Gençlerimize burs vereceğiz.
emeklerimize kart vereceğiz. Gidecek belediyenin tesislerine istediği gibi karnını doyuracak, misafirini ağırlayacak. Yani bu memlekette yoksulluğu bitireceğiz. Bu memlekette birileri zenginleşirken fakirler fakir kalmayacak. Bu kentteki yoksulluğu bitireceğiz. Gençlerimize tekrar Malatya'yı cazibe merkezi haline getireceğiz. Yazıhan'da ne yapacağız? Yazıhan'da bir kıymetli aday arkadaşımız var. Yıllardan beri Yazıhan'ı bilen, Yazıhan'ı adeta kılcal damarlarına kadar bilen, ev ev bilen bir Vahap Göçer arkadaşımız, Abdülvahap Göçer arkadaşımız aday. Biz inşallah Büyükşehir'i alırsak alacağız. Yazıhan'a destek vermek benim boynumun borcu. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bakın, ben belediye başkanı değilken, milletvekiliyken yaptığım işlere bir bakın. Ben iktidar değilim. Ben bakanlıktan bir şey almıyorum. Gidin Arguvan'a bakın, Arguvan'daki kültür merkezine bakın. Gidin Arguvan'daki araca, gerece, greylere, kamyona, araçlara bakın. Hemen yan başınıza Hekiman'a gidin. Hekiman'da hemen sağda bir kültür merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi. Bugünün parası yaklaşık 100 milyon üzerinde bir paraya yapıldı. Gidin oradaki greylere, araçlara bir bakın. Gidin Arapkire bir bakın neler yapılmış, hangi araçlar var, hangi gereçler var bir bakın. Bunu buradan sözünü veriyorum. Vahap Bey'e de söyledim. Bunu kullan dedim. Ben belediye başkanı olursam tüm belediyemizin imkanlarını yazan emrine sefer vereceğim. Sadece Büyükşehir değil. Ona birkaç tane kardeş belediye yapacağım ve Yazıhan'ı 5 yıl sonra çok farklı bir Yazıhan olarak göreceksiniz. Bakın burada Yazıhan'da ilçede iş alan insanlar tapuya gidiyor ya da başka işler için gidiyor eşiyle. Erkekler gidiyor kahvede ne yapıyor? Kağıt oynuyor değil mi? Ya da çay ocağı da çay içiyor. Kadınlar ne yapıyor? Kadınlar ne yapıyor? Ya bakkal köşesinde oturuyor ya park köşelerinde oturuyor değil mi kadınlar? Duvar, ne yapacağız biliyor musun? Geldiğimiz gün oraya bir kardeş belediye aracılığıyla ismi yaşasın diye bir kardeş belediye aracılığıyla Hekiman'da yaptığımız gibi bir kadın dinlenme evi yapacağız. Erkekler kahveye mi giderse gitsinler. Başka yerlere mi gidiyorlar? Giderse de gitsinler ama kadınların gideceği sadece kadınların ve çocukların gidip ücretsiz çay içeceği, pastasını börek yiyeceği ve düzgün koşullarda oturabileceği, çocuğunu emzirebileceği düzgün bir kadın dinlenme evini geldiğimiz anda Yazıhan'a kazandıracağız. Yazıhan'ın ne isteği var? Yazıhan'ın ne yapacağı varsa Yazıhan'a bunları kazandırmak bizim boynumuzun borcu olacak. Bunları yaparken de asla ayrım yapmayacağız. Asla kimseye farklı gözle bakmayacağız. Yüzyıllardan beri Yazıhan'a kardeşlik var, barış var. Kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Mutlaka, bakın mutlaka ben aday değildim, Büyükşehir aday değildim. Büyükşehir aday olmadan da Vahap Bey'e dedim ki Vahap Bey git, Vela Baba'nın sözünü söyledim. Vela Baba, sen belediye başkanı olursan Türkiye'deki bütün belediyeleri, bütün büyük belediyeleri senin ayağına bağlayacağım dedim. Senin, onların eli senin üzerinde olacak dedim. Bu sözü burada Türkiye'de Yazıhan'da tekrar vermek istiyorum. Umarım Allah nasip eder, sizlere destekler, oy verirseniz bilin ki bu şehri tekrar ayağa kaldırmak, tekrar eskisi gibi eskisinden daha çok coşkuyla yaşayan bir şehir haline getirmek Vela Baba'nın da kadrosunun da Abdülvahap Göçer'in de boynunun borcu olacak. Yazıhan depremden sonra çok göç aldı, çok misafir ağırladı, nüfus arttı. Umarım bu kalıcı olarak da Yazıhan nüfusu artar. Burada tekrar çiftçiye de desteklerimiz var, onu söylemeyi unuttum. Çiftçiye gübre desteği olacak, mazot desteği olacak, tohum desteği olacak. Bunların hepsini programlıyoruz. Başka belediyeler yapıyor, çiftçiye ilaç desteği, gübre desteği, tohum desteği, file desteği yapıyor. Biz niye yapmayalım? Niyetiniz iyi olursa her şeyi yaparız. Şatafattan uzak duracağız. Öyle konvoylarla falan gezmeyeceğiz. Öyle koruma ordusuyla Vela Baba gezmeyeceğiz. Gözlüğünü birisi, kalemini birisi, çantasını birisi tutmayacak, telefonu birisi tutmayacak. Eskiden Vela Baba neyse bundan sonra da Vela Baba o olacak. Anlaştık mı? Şeyler,
sulama sorunu diyor, inşallah onları da çözeriz. Siz verin yettiği gün sonucu, inşallah her şeyi çözeceğiz. Ben buradayım, siz benim köylerimsiniz. Siz benim akrabalarımsınız. En rahat ulaşacağım yer yaz zamanında bana. Hepinizi tanıyorum, aile aile tanıyorum, lakap lakap tanıyorum, değil mi? Nasıl? Ben hepinizi biliyorum. Siz de beni biliyorsunuz, kimin torunu oldum, Mali'nin Ali'nin torunuyum ben, biliyorsunuz bunu. Her şeyinizi çözeceğiz, hiç merak etmeyin. Sizden ricam, bir hemşehrinize, bir kardeşinize bu dönem hem yazılan belediye seçimlerinde hem de büyükşehir belediye seçimlerinde sandığa hep beraber gitmeniz ve full oy çıkarmanızı bir kardeşimiz ve bir hemşehrimiz olarak sizden istemek herhalde benim hakkım. Bu konuda hepinize güveniyorum, oldu mu? Hepinize güveniyorum, sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Siz sahip çıkın, gerisini bize bırakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çocuklar gözlerinden öpüyorum. Çocuklar.